Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz, ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere rutubetten sararan havlularımı nasıl yıkıyorum onu göstereceğim. Bu rutubetle benim gibi başı dertte olanlar rutubet videolarıma genelde hep yazıyorlar. Genelde işte çamaşırlar, işte yatak, havlularla ilgili ya da sandık lekesi olmuş şeylerle ilgili. Sandık lekesini benim yapacağım şekilde çıkartır mı bilmiyorum. Benim rutubetten dolayı olan ve kullanmadığım çeyizlik havlularım ne kadar sarıp sarmalasam da her şekilde rutubet oluyor. Çok danteli var diye bunları kullanmıyorum. 2 metre maşallah ablam onlara hep dantel yapmış. Nasıl sileyim ben onlarla yüzüme? Değil mi ama? Yani günlük kullandığım ve misafir havlularım ayrıdır. Bunlar ve sararmayanlar var. Sararanlara ayırdım şu an buraya. Göstereyim. Bakın ne hale gelmişler. Her sene bir kere ya da iki kere muhakkak yıkamak zorunda kalıyorum. Havlular durduğu yerde eskidi. Bakınız. Rutubetten dolayı ne halde. Sanıyorum görünmeyecek bir tarafı yok. Gördüğünüz gibi bu kadar dantel var. Hepsinde aynı şekilde. Bunların hepsi sararmış durumda. Dantel, dantel, dantel. Hepsi dantelli. O yüzden kullanmıyorum bunları. Ne yapayım şimdi ya? Nasıl kullanayım ben bunları? Şunlara bakın. Hepsi sararmış. Şuralara bakın. Kullanmadığım halde bu haldeler. Diyorum ya, rutubetten dolayı eskidiler. Rutubetten dolayı en çok etkilenen, en çok nemi alanlar yatak ve havlulardır. Benim evimde rutubetten en çok etkilenenler şu zavallılar. Dediğim gibi kullanmadığım halde mahvoluyorlar. Şimdi ben bunları nasıl yıkıyorum? En azından soranlar için alternatif olsun. Benimkiler gördüğünüz gibi hepsi dantelli. Dantelli olduğu için pamuklu 60'ta yıkıyorum ben onları. Zarar görmesinler diye biraz devrini düşürüyorum. Danteller çok buruşuk çıkmasın diye. Yani yaptığım şekilde dediğim gibi göstereceğim sizlere. Şimdi makinemin önüne geçelim. Sevgili 5 kiloluk makinemin önüne geldik. Bakın tekrar göstereyim mi sizlere? Bu pas değil, rutubetten dolayı sararmalar. Bunları çıkartacağım. Olur da böyle hani sandık lekesi gibi böyle pas lekesi gibi oluyor ya. Onlarda etki eder mi bilmiyorum. Çünkü hiç öyle bir şeyim yok. Şimdi şunları düzgün düzgün koyacağız. Bakın hepsi benim dediğim gibi dantelli. Yani şöyle çeyizlik havlularım. Hiç kullanmadıklarım. Durduk yere mahvolanlar. Hepsinde var bakın. Hızlıca ben bunları koyayım. Ay ne gerek var böyle havlu yapmaya? Baksanıza ya, boncuklu boncuklu. İnsan kıyamıyor ki bunları kullanmaya. Şimdi bunu kapattık. Makine kapasitesi gayet iyi. Düzgün düzgün koyuyorum. Düzgün düzgün koymamın sebebini her defasında söylüyorum. Yine söyleyeyim. Çamaşırların makine kapasitesini doldurmasın. Aralarda deterjan kalmasın. Çok buruşmasın. Çok buruşmamasını devirle sağlıyoruz. Çünkü bunlarda dantel var. Normal havlularımda 800 devirde sıktırıyorsam bunda danteller olduğu için ve yıpranmamalarını istediğim için devirini şöyle gördüğünüz gibi 500'e çekiyorum. Pamuklu 60. Eğer ki dantelsiz bir beyaz havlunuz ve renkli renkli olmayan bir beyaz havlunuz aynı şekilde rutubetten dolayı benimkiler gibi olduysa pamuklu 90'da yıkama yapabilirsiniz. Deterjan olarak ben tüllerimde de diğer havlularımda da aynı şekilde çocukların deterjanını kullanıyorum. Roxy Dalan beyazlatma etkisi çok fazla. Sizin kendi beyazlarda kullandığınız ve beyazlatacağına inandığınız bir çamaşır deterjanınız varsa onunla yıkayabilirsiniz. Çünkü ben boron var bende. Maşallah ondan 2-3 paket aldım herhalde, bitmek bilmiyor bir türlü. Yani sürekli de çamaşır yıkıyorum. Beyazlatma etkisine çok fazla güvenmiyorum. O yüzden çocukların Roxy Dalan deterjanından şu ölçü yarım çay bardağına denk geliyor. 30 gram yazıyor hatta üstünde. Şundan ön yıkama yaptırmıyorum. Ön yıkama yaptırmadığım takdirde de iki gözüne deterjan koyuyorum. Bunlar çünkü çok sararmış olduğu için o şekilde yapacağım. Deterjanı koyacağız. Şundan Roxy Dalan'dan bir ölçü şu tarafa, yarım ölçü bu tarafa koyacağım. Ön yıkama yaptırmadığınız takdirde bile bu deterjan gözünden bunu alıyor. Ben daha güzel yıkanmasını istediğim için yarım koydum buraya. Buraya da bu ölçüyle bir koydum. Şimdi çamaşır sodası koyacağım.
Çamaşır sodasının yumuşatma etkisi, yani ben havlularıma yumuşatıcı kullanmıyorum. Kireci yumuşatsın ve zarar vermesin ve daha güzel beyazlatsın diye çamaşır sodası kullanıyorum. Renklilerde de kullanıyorum. Genelde bütün çamaşırlarımda kullanıyorum. Şimdi çamaşır sodası gördüğünüz gibi şu. 101'den alıyorum bunu. Bu gayet iyi. Bundan da şimdi aynı şekilde bu tarafa bir ölçü, bu tarafa da yarım ölçü bunun gibi koyacağım. Bunları birbirine karıştırın. Çamaşır sodası çünkü taşlaşma yapar. Şundan da gördüğünüz gibi yarım bu tarafa. Yani burası yarım çay bardağı bu şekilde oldu. Burası da bir çay bardağına denk geldi. Yani 1,5 çay bardağı olmuş oldu. Bunları karıştırdık böyle. Dediğim gibi yumuşatıcı koymuyorum. Yumuşatıcı koyarsanız daha çok sararmasına sonradan sebep olur diye ben havlularıma yumuşatıcı kullanmam. Bunu böyle kapattık. Pamukla almış devir 500. Dantelli olduğu için başlatıyorum. Kurutmadan sizlere ilk çıkarttığım zaman göstereceğim. Islakken anlaşılmaz, sonradan kuruttuğum zaman göstereceğim. Çamaşır sodasını bunlarda daha fazla tuttum farkındaysanız. Normalde çünkü bu şekilde koyup çamaşır sodasını yarım ölçek koyuyordum. Ama bunlardaki şöyle sararmaya göre o yüzden çamaşır sodasını arttırdım. Onun da bilgisini vermiş olayım. Çıktıktan sonra bakacağız. Makine bitti. Açılmasını bekliyorum. Hala açılmadı. Havluları makinenin içinde çok tutmayın. Böyle buruşmasına sebep olur. Koku yapmasına sebep olur. Onlara dikkat edersiniz. İlk önce ıslakken şöyle hafif hafif göstereceğim. Ondan sonra kuruduktan sonra tam sonucu göstermiş olacağım sizlere. Şu an bile içinde sarılığın olmadığı belli oluyor. Yani yıkama esnasında falan onların çıktığını görebiliyorsunuz. Açıldı kapak. Şöyle hemen üstten gösteriyorum. Bunların hepsinde sararma vardı. Genelde de zaten hep bu kısımlarında vardı. Bakın hiçbir tanesine hiçbir şey olmuyor. Boncuklulara falan hiçbir şey olmuyor. Biraz fazla nemliler. Şimdi ben bunları kurutmada kurutacağım. İnşallah kurutma makinesi de bunlara bir zarar vermez. Zarar vermediğini de göstermiş olurum. Böyle şimdi kurutalım bunları. Sonra da sonucu gösterelim. Uzun bir bekleyişin ardından havlularım parladı. Şöyle hepsini göstereyim. Dantellerine hiçbir şey olmadıklarını göstereyim. Kurutma makinesinden çıktılar. Hepsi sıcak sıcak. Bakın. Kurutma makinesinde hiçbir şey olmadı dantellere. Boncuklara falan hiçbir şeyleri kopmadı. Bütün dantellerim hala ütülenik gibi. Hiç ütü falan yapmadım. Böyle getirdim onları sizlere. Hepsi parladı. Buraları zaten hep katlama yerlerinde sarılıklar vardı. Onların hepsi gitti. Şimdi birkaç taneyi göstereyim sizlere. Öncesi sonrası şeklinde farklı görün. Bu havlum en sararmış havlumdu. Şu. Bunun her tarafı sarı sarıydı. Resimde hatta öncesi sonrası şeklinde göreceğiniz olan havlu bu. Her tarafı, şuraları, her tarafı sarı sarı. Sonuç bunun bu şekilde. Şöyle düz bir tane alayım. Bakın şuralarında boncuklar var, buralarında boncuklar var. Her tarafında bir şey var, hiçbir şey kopmadı. Bakın bu da şöyle göstereyim. Her yerleri ve katlama yerleri sapsarıydı. Bir de böyle düzleri alıyorum. Çiçeklilerde belki anlaşılmaz diye. Sanıyorum bir de bunu göstermiştim. Bunda da çünkü makineye koyma aşamasında vardı. Bunu da gösterelim. Diğer kalan hepsi aynı şekilde zaten bembeyaz. Buralar genelde zaten şu desenlerin olduğu taraflar, işte şu dantel tarafları, şu kısımlar hep böyle sarı sarıydı. Sizleri kullanmıyorum ama gözüm gibi bakıyorum. Ay bu rutubetle gerçekten başımız dertte ya. Vallahi billahi. Şükürler olsun ki onları kullanmayıp bir kenarda tutsam da zarar vermeden yıkıyorum en azından. Onun için mutluyum. Ne dantelleri zarar görüyor, ne havlular yıpranmış oluyor. Yani ben bu şekilde yıkıyorum. Sizin de bu şekilde rutubetten dolayı hani böyle sarı sarı olmuş, çıkmıyor çarşaflarda, hani o tarz şeyler olabilir. Onları da bu şekilde yıkayabilirsiniz. Valla benim yaptığım yöntem bu. Bende etkisi böyle. Söylemiş olduğum şeylere dikkat ettiğiniz takdirde
Umarım siz de etkiyi fazlasıyla almış olursunuz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.